Merhaba değerli ve kıymetli arkadaşlarım. Ben Said Atik. Arkadaşlar, olasılıktan soru denebilecek iki tane soru hazırladım. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Umarım memnun kalırsınız ve faydalanırsınız. Başlıyorum. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanı seçimi için eski başkan bir soru sorar. Sorunun cevabını doğru ve en büyük bulan başkan olur. Eski başkan 6 mavi, 6 sarı, 6 kırmızı ve 5 yeşil bilye 4 özdeş kutuya rastgele ve istenilen sayıda dağıtılır. Ve rastgele bir kutudan bir bilye çekilir. Yeşil renkli bilye çeken yeni zümre başkanımızdır diye konuşur. 5 matematik öğretmeni şu sonuçları bulurlar. Deniz Bey 5 bölü 84, Derya Hanım 5 bölü 21, Derman Hoca 7 bölü 8, Dürüye Hoca 31 bölü 40, Dündar Hoca 37 bölü 40 bulmuş arkadaşlar. Torbanın içine 18 tane farklı renkte mavi, kırmızı ve sarı 5 tane de yeşili 4 tane kutuya dağıtacakmışız. Zümre Başkanı olabilmek için en büyük olasılığı bulmamız gerekiyormuş. Yeşil çekecek olan eleman en yüksek sonuca nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Bu bilyeleri, topları, kutulara acaba hangi biçimde ne şekilde dağıtmamız lazım? Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 4 tane kutucuktan eğer yeşili garanti yapacaksam ben her birine birer tane yeşil atmam durumunda diğer kutuya 2 tane yeşil kalacak. 3 tane altıdan 18 tane de diğerlerinden kalacak. Şimdi bir tane yeşil attıklarımızdan aldığımız her bilye kesinlikle yeşil gelecek olduğundan sonuç yüzdeyüz bu durumda şöyle diyorum Örneğin biz dördüncüye tek birliği atmamış olalım Eğer birinciyi seçme olasılığımız 1/4 bir tane seçeceğiz zaten bir tane var 1/1 yani yüzdeyüz ikinci için bunu seçme olasılığımız 1/4 yine %100. 1/4 Yine yüzde yüz. Artı artı gideceğimize deriz çarpı. Şimdi son kutuyu seçme olasılığımız yine yüzde yirmi beş. Bir bölü dört. Buradan yeşil, yeşil yes seçmeyi istiyordu bizden. Yeşil içinde iki tane var. İkinin birliği kombinasyonu ya da iki taneden biri toplam yirmi taneden de biri. Şunları değiştirdiğimiz zaman 3 bölü 4 artı 1 bölü 40 geldi arkadaşlar. Eğer paydası paydasını eşitlersek 31 daha 31 bölü 40 maksimum olacak olan cevap demek ki soruyu Dürüye Hanım çözmüş. Yeni bir zümre başkanımız. Numaralandırılmış alanlara bir aracın ön yüzü köşelerinde bulunan yeşil alana bakacak şekilde havuz kenarına paralel konumda park edilecektir. Baycanına ya. Birçok insanın İçinin geçtiği şey arkadaşlar havuz manzaralı park ediyor araçlar. Araçlardaki keyfe bak. Diyor ki köşelerinde bulunan yeşil alanlara bakacak şekilde. Yani örneğin 3 numaralı yere bir aracı park ettiğimizde ya yukarıdaki tarafa ya da aşağıdaki tarafa önü ve plakası gelecek. Havuza paralel konumda olmuş. Ya da 2 numaralıya park ettiğimizde bizim aracımız böyle olacak. Farlar bu tarafta, tampon bu tarafta. Ya da Farlar bu tarafta, tampon o tarafta olacak biçimde. 4 araçlık park yeri için otomobil, kamyonet, servis aracı ve traktör bulunmaktadır. Bu dört araç park halindeyken otomobil ve kamyonetin aynı yeşil alana bakıyor olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bizden istenen arkadaşlar öncelikle otomobil ile kamyonetin farlarının birbirine bakması isteniyor. Şimdi bizden isteneni yukarıya aldım. Şimdi otomobilden başladığımızda otomobilin gelecek olduğu dört farklı yer var arkadaşlar. Bu dört yerden birine otomobil geldi. Ancak otomobil o tarafa sağ tarafa da sol tarafa da her iki tarafa da bakacak olduğu için iki durum söz konusu. Farz edelim ki otomobil 3-2 numaralı yere ve sağ tarafa baksın. O zaman kamyonet için tek yer ve tek alternatif kaldı. Eğer otomobil 2 numaralı yerde sol tarafa bakıyorsa kamyonet için 3 numaralı yer tek yer ve tek yön kaldı. Biz kamyonetin yönünü değiştirmiyoruz. Çünkü otomobilin her iki yöne de bakabileceğini düşünmüştük. O halde kamyonetin yanına otomobilin gelecek olduğu bir yer ve bir yön kaldı. Şu anda örneğin 3 numarayla 2 numarayı Otomobil bu tarafa bakmış olsun ve doldurmuş olalım. O halde 4 numaralı yere kalan iki araçtan birisi gelecek. Bu iki araç gelen iki araçtan birisi bu tarafa da o tarafa baktığından dolayı çarpı iki. Son yere kalan bir araç gelecek. O bir aracın da yine iki yöne bakma ihtimali var. Şuradan bir sekiz buradan bir sekiz. Yani bu araçlar birbirlerine otomobille kamyonet aynı yeşil alana bakacak şekilde 64 türlü sıralanabilirmiş. Peki bizim evrensel kümemizde olacaktır arkadaşlar. Otomobilin gelecek olduğu 4 farklı yer var. Kalan örneğin otomobilin buraya geldiğini düşünelim ile buraya kalan 3 araçtan birisi gelecek. Buraya kalan 2 araçtan birisi gelecek. Ve kalan 1 araç gelecek. Her bir araç için 2 yön olduğundan dolayı 4 tane de aracımız olduğundan 2 üzeri 4'ten 16 ayrı durum gelecek. Bu da bizim evrensel kümemiz oldu. Peki kardeş olasılık neydi? İstenen bölü hepsi. O halde istenen 64'ü buraya böldüğümüzde 16 ile 60 giderse burada bir 4 kalıyor. Bu 4, bu 4'ü yerse yukarıda kesir çizgisinin payında 1 kaldı. Aşağısında 3 2 1 kaldı. O da 6 oldu. Ama cevapta 1/6 oldu. Umarım katkımız olur.